Biz burada aslında kolayca Bizans döneminden, Roma döneminden bahsediyoruz. Yani bir ilçesindeyiz İstanbul'un. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinden çok daha eskiye giden bir tarihinden kolayca bahsediyoruz. Sanki günlük bir olaydan bahsediyor gibi. Bu az buz bir şey değildir. Dünya içinde az buz bir şey değildir. Dolayısıyla bu kadar geriye doğru döndüğümüzde, bu kadar önemli bir tarihe sahip olan bir ilçe aslında bu kadar gecikmemeliydi bile. Ama hakikaten başlangıçta da gördük. Ben 70'li yılların döneminde İstanbul'da değildim ama Kartal algısının o zaman ne kadar olumsuz olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Daha ilk gençlik yıllarımda Kartal dendiğinde hiç olumlu bir algı yoktu maalesef. Göçten, şehirleşmenin bozukluğundan dolayı. Şimdi her şeyi bir kenara bırakacak olursak, bu tarihi bir kenara koysak, 2-3 yıl evvel yapmış olduğum bir röportaj tekrar elime geçti. 3 yıl evvel söylediğimiz şeyler fazlasıyla gerçekleşmiş. Kartal'ı Kartal yapan ne? Bir, uzun sahil şeridi. Ama sıralama önem sırasına göre söylemiyorum. Aklıma geldi mi söylüyorum. Uzun sahil şeridi. Aydos ormanları. Muhteşem bir manzara ve deniz. Yerel yönetimi özellikle 2009'dan sonra, bunu da samimiyetle söylüyorum, kolay kolay değil İstanbul'da, Türkiye'de görülmeyecek derecede yatırımcı dostu yaklaşımı ve bunu sadece düz gayrimenkul yatırımı yaptırtmak için değil, gördük başka unsurları, başka temaları da içine katmaya çalışma yönünde biraz sanatsal bakış açısı, biraz incelikli bakış açısı da bunun içinde önemli. En önemlilerinden biri kamunun gerçekleştirdiği, ben o dönemlerde devamlı dile getiriyordum, Osman Gazi Köprüsü'nün, Körfez Göçüş Köprüsü'nün, Çanakkale Köprüsü'nün ve 3. Köprü'nün bu bölgeye yapacağı etkinin Marmara'yla ilgili olduğunu, sadece bulunduğu yerle ilgili olmadığını, tüm Marmara'yı İzmir'e kadar Kuzey Ege'yi etkileyeceğini 3,5 yıl evvel yaptığım röportajda söylemişim. Hakikaten de o dönemde bu kamu yatırımlarının en önemli etkisinin başta Kartal'ı bir kendi içinde, şehir içinde bir başkent haline getireceğini söylüyorduk. Oldu. Buna aynı etkiyi Balıkesir ve İzmir'e de gösterecek diyorduk. Biz iş gereği olarak sadece İstanbul'da değil, işte İzmir'de ve başka yerlerde de yatırımları olan, yatırımlarını devam ettiren bir şirketiz. Anadolu yakasına özel konuşlandık Tuzla hattıyla birlikte. İnanıyoruz bu bölgeye çünkü. Kartal bizim yatırım yaptığımız Tuzla olsun, Ataşehir olsun, bunların arasında Marmara bölgesinde bir başkent niteliği kazandı. Ben işin sosyolojisinin de değişeceğini iddia ediyordum. Çünkü yapılan bu tür yatırımlar önce bir ulaşım kolaylığı gibi algılanıyor veya nokta yatırım anlamında bir değer artışı gibi algılanıyor. Bunlardan bağımsız etkiler yapıyor. Sosyolojik olarak da etkiliyor. Şu anda bir saat içerisinde İzni'ye, Orhan Gazi'ye 50 dakika içerisinde, bir saat 10 dakika içerisinde Bursa'ya ulaşabiliyorsunuz. Bu her şeyi değiştirir diyordu. Bütün her şeyi, bütün parametreleri değiştirir. Değiştirmeye de başladı. Şöyle geriye doğru baktığımızda son 3 yılda buradaki fiyatların 3 kata yakın arttığını görüyoruz. Buna benzer etki Tuzla'da da oldu, projelerimiz olduğu için biliyorum ama Kartal tam manasıyla arada bu aksın Ataşehir'den başlayan finans merkezinin bitmesiyle birlikte daha da ivmelenecek bir yükselişin tam başkenti durumunda. Dolayısıyla Kartal'ı Kartal yapan yeni neden diye saymışım ben buna. Marinaların yaratacağı etkiyi de koymuşum. Ulaşımın kolaylığını da koymuşum. Finans merkezini de koymuşum. Körfez geçiş dahil kamu yatırımlarını da koymuşum. Bu anlamda baktığımızda Kartal'ın her şeyi var. Bu ilçenin bir Miami sahili gibi olacağı konusunu yıllar evvel konuşuyorduk. Ben bitirmeden evvel Altınok Başkan'ın bir 3-4 yıl evvel bir sohbetimizde söylediği bir sözü de söylemek istiyorum. Maalesef çeşitli platformlarda devletin en üst kademesindeki kişiler dahil şöyle bir yaklaşımdalar ve zaman zaman da biraz entelektüel görünmek adına insanlar şunu söylüyorlar, işte yüksek yapı deyince yüzünü vuruşturuyor ve yüksek yapı kötüdür. Böyle kategorik bir reddediş var. O zaman Altınok Başkan şöyle bir şey söylemişti bundan 4 yıl kadar önce. Ben dedi, yeşil alanın azalacağı çok yatay bir yapılaşma yerine çok bol miktarda yeşil alanı olan yüksek yapıyı bu tür Kartal gibi tarihi yarımadanın dışındaki yerlerde tercih ederim. Çünkü çok daha fazla yeşil alana yer bırakma imkanı olur. Yatay yapılaşmada 18 milyon nüfusu olan bir şehirde
yüksek yapılaşma olmasın dediğiniz zaman cümlenizi orada bırakamazsınız. Bir cümle daha eklemek zorundasınız. 18 milyon insanı nerede oturtacaksınız? Zonguldak'a kadar mı genişleyeceksiniz, Edirne'ye kadar mı? Dolayısıyla tarihi yarımada gibi, Boğaz gibi şehrin önemli dokularında tabii ki yüksek yapı yanlış ama kategorik olarak yüksek yapıyı reddetmek doğru bir yaklaşım değil. Altınok Başkan daha o zamandan bunun açıkçası sinyalini vermişti. Bugün de açılış konuşmasında bu algıyı, yanlış algıyı düzeltmemiz lazım diyordu. Hakikaten el birliği düzeltmemiz lazım. Çünkü o kadar kolay ki müteahhitleri, gayrimenkul geliştiricileri suçlamak, yüksek yapı yapılmasın demek. İşte Kartal'ı Miami sahillerine benzetelim, oraya benzesin veyahut da Sayın Başkan'ın hayalindeki gibi Kartal içerisinde Barcelona'daki La Rambla Caddesi'ni canlandırmak benim rüyam diyordu. Bunları yapabilmek burada mümkün çünkü coğrafi olarak da her türlü şeyi var. Ben bundan sonraki 5 yıllık dönemde yapılmış kamu yatırımları ile birlikte yerel yönetimin burada yaptığı çalışmaları ve yatırımcıların gayet kaliteli ve düzgün estetik projelerinin sonucunda 5 yıllık dönemin sonunda Kartal'ın İstanbul'un en önde gelen 3 ilçesinden biri olacağına inanıyorum.